Yaşımı yaşamakta hakkım çünkü yaşımı seviyorum. Çünkü gençler şunu yapıyor dedikleri yaş için şu anda aptal olduğumu düşünüyorum. Yani benim o yaşta aptal olduğumu düşünüyorum. Aradan bu kadar zaman geçmiş, yaşlanmışım. Bu bana daha fazla olgunluk, daha fazla tecrübe getiriyor. Şimdi kendi 25'lerimi ya da hatta 30'larımı bile aptallık yılları olarak değerlendirirken şimdi niye ki tekrar o yaştaki adamların yaptığı şeylerin peşine düşeyim? Yani bu çok aptalca geliyor bana. Aksine belki onlar beni anlamaya çalışabilirler. Ben niçin onları anlamaya çalışıyorum? Bunlar çok sadece teknolojiyle beslendikleri ve teknolojiyle yatıp kalktıkları için üstün yaratık falan değiller. Yani merhaba uzaylı, ben dünyalıyım dememe gerek yok. Onunla iletişim kurmaya çalışmama da gerek yok. Yani şimdi bu adam, bu yakışıklı adam ve bu kadar saati bir ekran başında geçiren adam aslında kendi neslinin en başarılısı. Öyle değil mi? Evet. Yani ilk e-spor lisansına sahip olarak bu kadar iyi oynayarak, bundan para kazanarak, sevdiği işi bir mesleğe dönüştürerek ve kendisini ve kendisinden bir şeyler bekleyen insanları mutlu ederek en başarılısı. Ama sizin verdiğiniz rakamlara göre bu arada çok fazla loser var. Yani milyonlarca kişiden bahsediyoruz ve bu milyonlarca kişinin en iyisini, en iyi onunu, en iyi yüzünü ya da en iyi binini alıyoruz. Ve diyoruz ki bunlar çok sağlam çocuklar. Hem gençler, hem bilekleri kuvvetli, hem şöyleler, hem böyleler. Peki geriye kalan loserlar ne oluyor abi? Yani hakikaten bir monitörün başında yiyen ve gayet basit vücut fonksiyonlarını bile artık yapmak istemeyen, tuvalete gitmeye bile üşenen adamları ne yapacağız? Politik olarak doğru olmayan gayet önemli bir nokta. Ama orada yalnız, şöyle bir şey var. Yalnız şöyle bir şey var. Yani hani bu bütün branşlarda böyle değil mi? Bütün spor branşlarında siz futbol hayranıysanız oturup futbol izliyorsunuz. Ve orada futbol oynayıp da en iyinin iyisi olan insanları oturup izlerken sizin yaptığınız aslında hiçbir katkı yok. Sakın o konuyu açma. Bir kere beni linç ediyorlardı o yüzden. Star Haber. Taksim Meydanı'nda kamera ve mikrofon koyup yoldan geçen takım forması giymiş holiganlara Okan Bayülgen size şöyle diyor, siz ona ne diyorsunuz diye. Hatta bir arkadaşımın menajeri, çok meşhur bir adam, abi dedi, bir hafta ya da bir ay yurt dışına gitmen iyi olmaz mı dedi bana. Çünkü ben onu başka bir şeye benzettim. Başka birisinin yaptığı, kendi yapmadığın bir şeyi yaparak bilmem ne filan gibilerden bir şeye benzettim ve çok ağır bir sonuç oldu. Ya o alakası yok onun. Spor karşılaşması. Başka bir şey söyleyeceğim ama yani. O şeyini, o ya daha yeni konuştuk bunu. Bir önceki şeyde spor sağlığa zararlıdır diye bir program yaptık. Ve orada o spor branşlarının en iyilerini izliyoruz biz. Ata biniyor, jokey. 38 kilo adam ata biniyor, uçuyorlar beraber. Motora biniyor, tam ona göre vücut yapısı var. Ben 1.69 boyundayım, öbürünün 2 metre 5 santim boyu var. Tabii ki o fileye basıyor, potaya basıyor. Yani ya da futbolcu tamamen şey, o başka bir şey. Yalnız oyun söz konusu olduğu zaman şöyle bir şey var. Yani loser diyorsak o insanlara, o insanların sadece oyun oynayarak hayatlarını... Loser demedim onlara yahu. Yani arada şey olan ne derler... Şöyle bir şey var orada. Gençler bunu bir kariyer yolu olarak görüyorlar. Kaybolanlar da var yani. Yani bu kariyer yolu değil. Her alanda var. Yani şöyle bir şey var. Bu bize şöyle bir yanlışlığa götürmesin. Yani evde ayağa kalkmaya bile üşenerek, yani televizyonun kumandasını bile bulmaya üşenen ya da tuvalete gitmeye bile üşenen, artık evdeki kimseyle ilişki kurmayan 8-9 ya da 10 yaşında ya da 14 yaşında ya da 16 yaşında çocuklara anne babaları yanlışlıkla olsun belki Twitch üzerinden çok para kazanabilirler diye de bakabilir. Bu büyük bir problem ama bu yani
Ben loser demedim onlara. Bu şöyle bir şey. Yani beni bu bir daha linç ettirme. Bu popülasyonun çok ufak bir kısmı. Bu işte o 1000 kişi ne kadarsa artık, o krem de la krem ne kadar büyükse onun kadar büyüktür muhtemelen diye düşünüyorum. Çünkü yani ben 3 senedir oyuncularla çalışıyorum. Analistlik yapıyorum ve gördüğüm şey şu: o hayranlarla da içeceğiz, beraber vakit de geçiriyoruz. Bu insanların büyük çoğunluğu bunu zevk aldıkları için, keyif aldıkları için ilgileniyorlar ve yapıyorlar. Ve kendi hayatlarına da devam edebiliyorlar bir şekilde. Eğer bir insanın, çocukların özellikle hayatına engel oluyorsa bu bir problem. Bu bir psikolojik veya psikiyatrik bir sorunu işaret eden bir şey. Ama bu şu demek değil ki bu insanlar evde oturup bunu izlerken hiçbir şey kazanmıyorlar ve hiçbir şey elde etmiyorlar bu oyunlardan. Yani bu söylediğiniz kısım... Bir dakika, bir şey mi elde ediyorlar? Hayır. Yani... Ya benim için en güzeli, iyi ki 1890'ları ya da 1900'lerin başlarını yaşamıyoruz. İyi ki gencecik çocuklar, ki var bunlar. Yani bazı bunlar, biz şanslı çocuklardan bahsediyoruz. Yani gidip kömür madenlerinde çocuk işçi olarak çalışmıyorlar. Sıcak evlerinde oturmuş, istediklerini tüketerek oturdukları yerden bir şey yapıyorlar. Ve ileride sevdikleri oyun oynama güdüsü insana ve diğer bazı canlılara ait çok güzel bir güdüdür. Bu güdünün tatminiyle beraber para kazanıyorlar. Yani bundan memnun. Ama bunun bütün teknolojik gelişmeyle, yani iş olarak teknolojik gelişmeyle alakası var. Yani artık bir şeyleri, taşıma işlerini kamyonlar ya da işte vinçler ya da robotlar başka şeyleri yaptığı için ve artık tabii ki gelecekte insanların çalışma günleri azalacak, çalışma saatleri azalacak. Tabii ki bu insanların çocukları da evde sıkıntıdan öleceklerine, az çalışan anne, az çalışan baba, ekmek elden su gölden ve bir takım oyunlar oynayacaklar. Ama kimler bu oyunları oynuyorlar? Hangi ekonomideki çocuklar bu oyunu oynuyorlar? Yani mesela bunların hepsi şeyde mi oynanıyor? Oyun salonlarında mı oluyor, yoksa artık bizim böyle bir şanslı kalabalığımız mı var evine bu konsolların ya da bilgisayarlarda bu oyunları oynayabilecekmiş gibi olan? Buyurun. Siz yani bir şanslı kalabalıktan bahsediyorsunuz. Ben evet, şanslı bir kalabalıktan bahsediyorum ama. Tanıdığınız insanların kaçı oyun salonunda oynamak mecburiyetinde, kaçı evde oynayabiliyor? Şimdi birazcık onda geografik bir coğrafyaya bağlı bazı şanssızlıklar da var. Özellikle mesela Güney Asya'daki insanların çoğu bu dediğimiz kafelerde oynuyorlar oyunları hala. Ve hani... Bu şu demek değil ki... Türkiye'dekiler? Türkiye'de de var hala bildiğim kadarıyla devam eden. Benim gençliğimde biz gidip kafelerde oynuyorduk mesela bu oyunları. Yani benim bilgisayarım vardı mesela ama birçok arkadaşımın bilgisayarı yoktu. Biz beraber oynamak istediğimiz zaman gidip internet kafelerde oynuyorduk ve hani vaktimizi orada geçiriyorduk. Kendi boş zamanlarımızda kafelerde oynuyorduk. Yani bu şu demek değil ki bu insanlar... şımarık oldukları için veya başka bir şeylere... Öyle de demedim. Başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Ama bir şey söylüyorsunuz, diyorsunuz ki demek değil ki bunlar bir şey öğrenmiyor. Şundan bahsediyorum. Yani bir şey mi öğreniyorlar? Evet, kesinlikle. Ne öğreniyorlar? Ne öğreniyorlar? Ben İngilizceyi oyunlardan öğrendim mesela. Mesela en basından. Ama bu doğru cevap değil. Zaten İngilizce, İngilizce dünyada en çok konuşulan, iletişimde ve... iş hayatına en çok kullanılan dil olarak zaten siz anaokulundan, ilkokuldan itibaren İngilizce öğrenmeliydiniz bir ikinci yabancı lisan. Evet, ama şöyle bir durum da var. Yani bu ikinci bir lisanı bu şekilde, yani Türkiye'de İngilizce eğitiminin seviyesi belli. İstediğiniz kadar yıllarca İngilizce okumuş olun, bu dili kullanmadığınız, insanla iletişime geçmediğiniz zaman... Hangi İngilizceyi öğreniyorsunuz bir de orada? Hangi İngilizce o? Önemli mi? Yani? Çok önemli tabii ki. Hangi İngilizce? Yani bu birçok İngilizce var. Yani o İngilizceyle ne yapıyorsun? O İngilizce yol tarifi yapıyorsan tabii ki bunu bir oyundan öğrenebilirsin, ya da o İngilizceyle sadece bilgisayarını ya da telefonu İngilizce olarak kurabiliyorsan tabii ki oyundan bunların hepsini öğrenirsin. Ama şöyle bir şey var yani bu... Ama business'la ilgili ya da edebiyatla ilgili ya da bilimle ilgili bir İngilizce öğrenmiyorsunuz. Öğrenmiyorsunuz ama bu bir başlangıç değil mi? Yani 14 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Bu çocuk belki de dünyanın her yerinden insanlarla bir arada. Yani muhtemelen kendi alanına yakın işte Rusya'dan, işte Doğu Avrupa'dan filan insanlarla beraber oynuyor. Evet, onlarla oynuyor konuşarak, ama... onlarla görüşerek, görerek, konuşarak şey yapıyor. Peki bu ne, sosyalleşmeye mi işaret edeceksin? Sosyalleşmeye işaret etmese bile şöyle bir şey oluyor. Bu insanlar farklı farklı kültürlere gerek internet aracılığıyla gerek oyun aracılığıyla maruz kalıyorlar. Bunun kötü tarafı şu:
buna maruz kaldıkları gibi aynı zamanda birçok toksik davranışa da maruz kalıyorlar bu Nasıl sırada. Nasıl toksik davranış? Yani insanlar birbirleriyle anlaşamıyorlar, kavga ediyorlar. Çok toksik, ciddi... Toksik dediğiniz ne? Uyuşturucu kullanımı, zehir, sigara içme falan. Bu genelde falan. İşte küfürleşmeler, işte ayrımcılık içeren cümleler falan, agresif tavırlar. Bulunuyorsunuz, sahadasınız zaten bir tür. Çok fazla oluyor agresif. Çok fazla. Evet ama oturduğunuz yerde çok yüksek adrenalin var. Yani bir futbolcunun bir hakeme kafa atacak hale gelmesi gibi bir hale geliyorsunuz. Evet, doğru. Ve orada da hangi kültürel alışveriş yapmış oluyorsunuz? Yani bahsettiğim şey şu. Yani sahadaki iki futbolcu birbirinden bir kültürel bir şey öğreniyor mu? Kültürel bir şey öğrenebilmek için. Kültürel bir şey, bir kültür alışverişi yapmak, yani ailenin bir üyesi mesela bir başka bir kültürden bir insanla evlenirse mesela müthiş bir kültürel alışveriş yaparsınız. Çünkü dans ediyorsunuz, çünkü beraber yemek yiyorsunuz, çünkü beraber bir yerde oturup kalkıyorsunuz. Çünkü hangi kültürse o kültürün tapınağına, inanç merkezine gidiyorsunuz. Bu mesela sadece bir düğüne gitmek müthiş bir kültürel alışveriştir. Mahalleler arasında bile ya da şehirler arasında bile bu kültürel alışverişi kurarsınız. Ya da iş hayatı bir kültürel alışveriştir. Yani aslında insanlar dövüşmekten sevişmeye, yemekten dışkılamaya kadar beraber oldukları, hani eskiden antik Roma'daki tuvaletleri gösteriyorlar ya. Yani adamlar orada bile sosyal oluyor. Yan yana delikler. Yani, bütün hepsi bir arada oturuyorlar. Korkunç bir muhabbet var. Kabızlık diye bir şey ortadan kalkıyor. Mükemmel. Bu bile bir kültürel alışveriş. Ama oyunda böyle bir şey olmuyor. Kesinlikle oluyor. Oluyor. Şöyle bir şey söyleyebilirim. En basından Allah bir örnek Allah. Vereyim. Mesela bizim şirketimizde bir Amerikalı bir arkadaş var. Kendisi Bulgaristan'a taşındı benim çalıştığım yere. Fortnite oynuyormuş bir gün anlatıyor. 12 yaşında bir çocukla aynı oyuna düşmüşler. Çocuk Polonyalı. Ve bu arkadaşın da mesela Polonyalı bir geçmişinde Polonyalı biri varmış aile ağacında. Polonyalı Polonyaca bir şarkı biliyor. Dilinde lehçe mi bilmiyorum hangi dili konuşuyor Polonyalı. O bir tane şarkı biliyor. Bütün oyun boyunca bu şarkıyı söylüyorlar ve bu çocuk işte bundan sonra bu arkadaş oluyorlar. Beraber işte Polonya şeyleri gönderiyor, işte küçük küçük hikayeler falan gönderiyor bu Amerikalı arkadaşa. Bu Amerikalı arkadaş Amerikan şeylerin hikayelerini, işte bu efendime söyleyeyim Indian yerli hikayelerini falan yolluyor Polonyalı çocuğa. 12 yaşında bir çocuk, yani ufacık bir interaksiyondan, ufacık bir etkileşimden bu şekilde bir değişim. Sonra Polonya'ya gidiyor mu? Polonya gitmiyor. Giderse olur. Ama bu olan bir şey. Gitmedi mi? Giden de oluyor. Ya ben örnekleri size istismar etmek istemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın ama trene binerseniz de, tuvalet kuyruğuna girerseniz de ya da beraber otostop çekmek zorunda kalırsanız da bunlar olur. Ama biz bu verdiğimiz örnekleri, yani insanların sosyalleştikleri ve birbirleriyle kültür alışverişi otobüs durağında da olur. Yani bu demek değildir ki daha sosyal ve daha kültürel olmak için mutlaka otobüs durağına gidin. Bu demek değildir. Ben e-oyun dünyasını zararlı ilan etmeye çalışmıyorum. Sadece bir endişemi dile getiriyorum. Bunun için de genelde şöyle bir genç seviciliği, teknoloji seviciliği var. Özellikle yaşlanan insanlarda ortaya çıkan. Mesela Mehmet Barlas abi bana yıllarca, son zamanlarda göremiyorum kendimi, yıllarca her çıkan şeyde kendisi evde üretmiş gibi gururla gösteriyordu. Ya sen yapmadın, başkası. Diyor ki mesela, vallahi diyor şunu alıyorum, kulağıma takıyorum, istediğim müziği dinliyorum. Ya tamam baba, biliyoruz. Yani bu her şeyle, yani ve arkadaşları arasında da böyle şey yapardı. Bir cazip insandı bu açıdan. Bir havasını atar. Derdi ki bütün teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ediyorum filan. Aslında hiçbir halt etmiyorsun. Büyük oyuncağı. El alem üretiyor. Sen de artık yaşlandığın için, bir de paran olduğu için satın alma keyfini de tatmin etmek üzere. İşte evinde domatesi, biberi olduğu için gidip sen de bu aletleri alıyorsun. Yani bu kadar basit. Bu gençlik seviciliği, teknoloji seviciliği, gençleri desteklemek, gençlere bayılıyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Hayır, değil. Değil. Bana sorarsan sabahtan akşama kadar oyun oynayan bir çocuk benim geleceğim değil. O benim geleceğim
Olamaz bana sorarsan. Şöyle yapalım. Yani ben burada bir şey söylemem gibisi, lazım. Okay, senin gibisi tamam. 1-0 olarak ayırırsanız bunu evet. tarif etmekte zorlanacaksınız. Şimdi bu ara değerler var. Biraz önce bilgi güçtür diye konuştuk da fazla bilgi yüktür konuşmadık mesela. Mesela bir de o var. Şimdi bir veri, malumat, bilgi, kanaat vesaire gibi basamaklar var. Şimdi veri ve malumat internette zibilyon tane. Yani bir oyun oynadığınızda bile o kadar çok şeye rastlıyorsunuz evet. ki. Kafada birçok şey dönüyor. Bunların bir bilgiye ve ileride de kanaate dönüşebilmesi için çok yönlü bağlantı kurularak öğrenilmesi lazım. Evet. Mesela Polonya'ya gitti mi diye sorma sebebim oydu. Benim mesela Polonya ile ilgili tonla malumatım var ama oraya hiç ayak basmadım. Yani mesela işte lehçe dediniz mi onunla ilgili bir şey çağrıştırabiliyor. İşte bir halk danslarına dair kıyafet görürsem okey buradan diyorum. Ama oraya gidip de bahsettiğiniz o birlikte yaşam kültürünü bir kafede oturup çay içip 2 saat oradaki insanları gözleme deneyimini yaşamazsam bunlar benim zihnimde bağlanmıyor. Şimdi bütün bu hikayenin, şu tartışmanın bitmemesinin bizim taraftan görünen sebebi şudur. Teknoloji ve kompütasyon düşüncemize o kadar hakim oldu ki biz insanın nasıl öğrendiğini unuttuk. Yani insanın antik dönemden beri nasıl bir öğrenme ve değişme mekanizmasına sahip olduğunu hatırlamıyoruz. Yani yorumlayabilme, sentezleyebilme, başka bir şey yapıştırabilme. Yani bunu alıp bunu bir başka şeyi buradan öğrendiğiyle. Çünkü bilgi öyle bir enformasyon bombası var ki her yerden İşte enformasyon bombalanıyor. Bir eksik var orada. Bombalanıyor. Duygu yok. Duygu. Bakın duygu, oyunları niye bu kadar seviyoruz? Duygular coşuyor. Yani bir yandan mesela şundan çok mutlu oluyorum. Yeni YouTuber gençlerimizin çok izlenen YouTube videolarının piramitlerin sırları. Yahu diyorum nasıl bu kadar izlenebilir? Zaten bebekliğimden beri annemin kütüphanesinde de öyleydi. Bitmedi bir piramidin sırrı çözemediler. Çözemediler. Yeni bir şey keşfedildi. Tutankhamun'un şeyini bulduk falan. Yani bitmedi. Ama hala buna rağmen 2020 senesine geldik. Bir çocuk saçma sapan 3-5 Google kopyası fotoğrafla beraber piramitlerin sırları diye bir videoya koyuyor ve çok fazla izleniyor. Şimdi ben bir geri zekalı olsam derim ki çocuklar ne güzel ulan bilgi çağı. Yani eskiden biz internet yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Erotik film bulmak için popomuzu yırtıyorduk ergenliğimizde. Şimdi bu çocuklar İnternette her şey var ama piramitlerin sırlarını milyonlarca seyrediyorlar. Ne güzel derdim. Herkes beni alkışlardı. Ben gençlik ve modern çağlar seviciliği yapmış olurdum. Her şey yolundaydı. Hayır. Niye o video izleniyor? Sadece bir enformasyon merakı, öğrenme merakı arttı. Peki ne halta yarıyor bu enformasyon, gelen enformasyon? Öyle duruyor. Hiçbir yerle bağlantı kurmaz. Sentez becerisi yok kesinlikle. Hiçbir şey yok. Böyle duruyor. Piramitlerin sırrı tek başına duruyor. Ne halta yarar? Hiçbir halta yaramaz. Bir süre sonra da bir süre duruyor. Pufş gidiyor. Ekrandan çıkan kaydırdığımız şey gibi, video gibi. Pufş, pufş, pufş hani atıyoruz ya. Telefonumuzda parmağımızı sürterek böyle gidiyor. Demin bir şey vardı ya, birisi hani böyle çaktırmadan zamanda ne hızlı geçiyor diyordu ya. Evet, aynen. İşte o düşenler bizim ömür hafızasından düştüğü için geriye dönüp hatırladığımızda frame rate çok düşük. Geriye dönük hatırladığımız çok az şey kalıyor. Ve diyoruz ki işte 50 sene yaşadım ama 10 sene gibi geçti. Şimdi evet. Bu nesilde izleyin. Bu nesilde siz ve sizden sonrakiler 60-70'ine geldiğinde nasıl geçti anlamadık, çok daha fazla söylenecek bir şey olacak. Ben kesinlikle yalnız bu şeyin yorumun oyunculara uymadığını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var yani hocam siz daha iyi biliyorsunuzdur. Ben takip edeceğim ve sizle tekrar bunu konuşmak istiyorum. Ben bunun çok faydası olduğunu da düşünüyorum. Nasıl oyunlarım mı? Onu söyleyecektim. Yani bazı akademik çalışmalar var. O zaman hepiniz beni tepe koyun, beni bilin. Oyuncuların... İkna edeceğiz o konuda. Oyuncularla yapılmış ve normal insanlarla... Oraya doğru yanaşıp bir şey yapmaya çalışıyorsun doktor. Yok, onlar insan zihninin yeni bir imkanını evet. keşfediyorlar. Yani bizde olmayan kısım. Ben yaşlılar olarak böyle bizimle konuşuyoruz. Okan Bey, ben size bir sürü biz sakalları beyazlamış adamlar olarak burada birebir. Onlar şimdi mesela Mars'ı kolonize edecek olan tiplerin öncüleri. Şimdi onlar yeni bir imkan keşfediyorlar. Biz Mars'ta zaten yaşamayı tahayyül edemeyiz ama bu geçiş imkanlarını da çok anlayabilemeyeceğiz. Yani ben Mars'ı kolonize edebileceklerini düşünmüyorum. Mümkün en fazla değil. Mars'la ilgili çıkan oyunun yeni sürümünü oynayabilirler. Bunu bu nesil zaten Mars'a gidemeyecek. Dün bir
gastronom arkadaşımızla Hasan Ali Öcer'le şeyden, Ege Üniversitesi'nden uzun süre bunun muhabbetini yaptık. İnsanların bu halde Mars'a gitmesi zaten mümkün değil. Ona kesin ikna olduk. Fakat bedenleri değiştirip efendim, biz oraya... Mümkün değil. Bakın bu çağda yaşadığımız için mümkün değil diyorsunuz. Çünkü hepimiz bir oyunu, bir kutu, bu bir oyun. Bunu oynuyorsunuz. Bunu çok iyi oynuyorsunuz, çok şey yapıyorsunuz. Zaten birileri çok iyi oynayınca zaten ve insanlar sıkılınca yeni sürümü çıkıyor. Başı belli, sonu belli. Bunun içerisinden, bu sistemin içinden çıkamazsınız. Bu sistemin içerisinde dönüp duruyorsunuz. En fazla bu sistem içerisinde zamanla yarışarak, çünkü o sonsuzdur zamanla yarışmak, zamanla yarışarak bu sistemin içinde diğer oyuncuların aldığından daha fazla puan alır ve o puanı arttırırsınız oynadıkça. Ama bu oyundan çıkan bu oyunu geliştiremezsiniz. Oyunun o çerçevesi içerisinde. Bu çerçeve. Bizim ama, keşfedemediğimiz bir imkan keşfediyoruz. Evet ama Mars'ta koloni kurmak için, ya hepimiz Interstellar filmini seyretmedik mi? Mars'ta biyolojik bir dünyada üretilmiş herhangi bir biyolojik canlı Mars'ta herhangi bir yapay ortamda hayatta kalması mümkün değil. Mars'a gidebilmemizin tek yolu bedeni modifiye edeceğiz. Başka bir insan yapacağız. Singularity yapacağız. Bilgisayarla bedeni birleştirip değiştireceğiz. Bana öyle laf edip de sonra bu gençlere buradan şimdi çakmayı bunlar, ilk defa görüyorum. Yani bunlar, öyle bir yerden çakıyorsunuz ki bunlar, yapay zekalar bunlar lütfen. Diyorsunuz. Tabii biz bunlar ara geçiş. Ara geçiş başka nesli. Bir kolonide yaşıyoruz. Homo sapiens bitti. Yani 100 sene kalmaz Homo sapiens. Ben size söyleyeyim. Homo sapiensten hiç memnun değilim. Ben tamamen Neandertallerden yanayım. Homo sapiensler tamamen ya hastalıklı. Neandertalleri görseydik hiç böyle konuşmazdık işte. Çok sanatçı falan geliyor bize ama Neandertaller çok sıkıcı. Hayır değil. Hayır değil. Ben oradaydım falan dermişim size. Ama kemik yoğunluklarına baktığınız zaman daha sağlıklı yaşadıklarını görüyorsunuz evet, mesela. Gerçi Kuzey Avrupalılarda Neandertal geni çok. Ben de onları severim. Onlarda daha fazla Neandertal geni var. Bir de şu çok anlatılmıyor mu? Homo sapienslerin Neandertallere bir kelek attığı bunları şey... İlla ki yani bugünkü müktesebatımıza bakarsanız şaşırtıcı bir şeydi. Yedik muhtemelen adamlar da o yüzden nesilleri bitti. Ya da işte yani muhtemelen çok aşırı üredik. Tabii biz çok aşırı üremişiz. Yani böyle çok bonobolar gibi çiftleşmeye meraklı olduğumuz için çok fazla yavru yaptığımız için muhtemelen kalmadılar ama neticede onlarla da kız alıp vermişiz. Yani orada da bir gene aktarımımız var. Onlardan da bir parça taşıyoruz. Ama netice itibariyle bu Homo sapiens de bir geçiş formu. Büyük planda baktığınız zaman. İnsanın bu dünyada evrimsel süre sonucunda ortaya çıkması bir tek zorlamayla ortaya çıkmış. İmkansızı becerecek bir şey gerekmiş dünyaya. Bu da insan. Şu kıyafetleri, şu teknolojileri yapan başka bir canlı yok. Karnı doyunca arıza çıkaran başka bir canlı yok. Ben bu sınırlarımı aşmalıyım, Allah'ım böyle daralıyorum, yalılarda yatlarda içim sıkılıyor diyen başka bir canlı yok. Bizim bu evrimsel süre sonucunda ortaya çıkma biçimimiz devamlı kendini dönüştürme üzerine. Kültür zaten 50 bin yıldır bu işi yapıyor. 50 bin yıldır biz biyolojik evrimimizi overdrive ettik. Üzerine kültür diye bir şey koyduk. Şu anda biyolojik yaşamımızla alakası bir kültürün içinde yaşıyoruz. Konuştuğumuz bütün dertler, bütün psikiyatrik sorunlar. Hı hı. 50 yıl önce, 100 yıl önce insanların hiç ölmediği hastalıklardan ölüyor olmamız tamamen bu sıkıntıdan kaynaklanıyor. Ve bu böyle gitmeyecek. Mümkün değil. Bugün hep konuştuğumuz şeyler hani bize hoş geliyor entelektüel açıdan ama çok geçici sorunlarla ilgili konuşuyoruz. Hı hı. Çünkü böyle devam edemeyecek. Ya biz tükeneceğiz bu işin sonunda, dünyayı batıracağız, kendi sistemimizi batıracağız. Wall-E filminin sonunu hatırlayın. Hani o tombik sürekli hiç hareket etmeden uçan arabalarda gezen uzay halkı vardı ya. Her türlü işleri kolaylaşsın diye ürettikleri teknolojiye köle olmuşlar ve onu nereye götürürse oraya gider. Çok güzel bir betimleme. Öyle bir yere de gidemeyeceğimiz için yani beden kaldırmaz. Homo sapiens bitecek, akıllıca davranan birileri, Kurzweil gibileri. Ne diyorlar? Biz makineyle insanı birleştirelim, yeni bir şey yapalım. İşte Homo digitalicus mu, cybernetikus mu ne derseniz. Aslında makineyle insan birleşmedi mi? Yani biz çoktan, biraz tabii. Öyle dedim. Bir günde biz 5000 kere cep telefonumuza dokunuyoruz. Biz birleştik. Biz birleştik. Yani deri altında birkaç çip, birkaç şu anda farklı tek sorun şey. Ara birim gerekiyor. Çok yakında ara birim kalmayacak. İşte o dediniz ya biraz da şuraya gözler beyaz oluyor. O artık dışarıdan bile gözükmeyecek. Bir nesil sonra doğumundan itibaren internette tanışacak. Doğumundan itibaren. Yani buna mecbur kalacak. Ve ondan bir nesil sonrası da zaten tümleşik olarak teknoloji içinde taşıyacak. Artık ara birimsiz teknoloji kullanacağız. Glass oldu biliyorsunuz. Glass. Artık işte nöroçip. Aradaki şey ama ben tabii ki şuna çok üzülüyorum. Yani bu kadar
Hani işte bu havai fişekler bilmem neler filan konuştuk, bu şey müthiş teknolojinin getirdiği eğlence, oyunlar filan, bütün bunlar çok güzel. Fakat bana şey uygulamalarını fazlaca tavsiye edince, bunu da Facebook beni dinlediği için olabilir ama sadece Facebook dediğim, Calm uygulaması. Yağmur şıpır diyor. 15 saniye hiçbir şey yapmadan dur. Evet, dur filan. İşte bu ne? Bu da bizi daha hani... Homo sapiens'in hayatta kalmasının tek yolu. Yani ha? Homo sapiens'in hayatta kalmasının tek yolu. Çünkü biraz evvel bir önceki bölümde konuşmuştuk. Bu kadar teknolojik dikkat dağıtıcı arasında dikkatimizi toplayamaz isek, şu anda kalma devresini çalıştırmaz isek biz... O devre beynin genel kuralı itibariyle kullan ya da kaybet prensibine tabi. Biz devamlı dikkat dağıtıcılara dönmeye alıştığımızda artık uyarı gelmeden hareket edemeyen, kendi hareketlerin ajanı olamayan bir şeye dönüşüyoruz. Ve şu andaki o sürekli artan işte dikkat dağınıklığı falan dediğimiz, tükenmişlik sendromu dediğimiz, dağınık beyin sendromu dediğimiz şeyler, bu anda tutma, zihni ana odaklama becerisinin gittikçe kaybından geliyor. Şimdi bu... Tabii ki 15 saniye şıpırdayan yağmura bakarak olmuyor ama biraz önce bahsettik, insanların bu kadim dertleri 10 bin sene kadar geriye gidiyordu. 10 bin senedir var bütün dini pratikler, ibadetler, meditasyonlar, yogalar. Yoga binlerce yıllık bir teknoloji mesela. Evet. Ne yapıyor meditasyon vesaire? Bu hayatın tantanası içerisinde insana diyor ki bir dakika dur. Zihnine odakla, bunu çalıştırmazsan bu devre kaybolacak. Piyano çalmak gibi. Yani emekli olduktan sonra ben böyle bir dururum dinlenirim derseniz bu olmaz. Hı. Piyanoda ne kadar virtüöz olabilirsiniz o kadar. Erken yaşta bu alışkanlık oturursa ömür boyu gelen bir beceri haline geliyor bu sefer. Niye lazım? Okan Bayülgen'in bu programı sürdürebilmesi için şimdi ve burada olması gerekiyor. Eğer şimdi bir ödeme, geçmiş bir pişmanlık, yarınki bir sağlık tehlikesi falan olursa burada herhangi bir üretkenlik söz konusu olamaz. Ve biz her birimiz burada muhtemelen özür dilerim, kendi... Bu söylediğinizde emin misiniz şimdi burada olmam gerektiği? Tabii konusu. En azından mesela bir konuyu konuşurken kafanız dağıldığında ben birkaç programda gördüm. Evet. Neredeydik biz, ne oluyor falan. Bir dakika, özür dilerim değiliz aslında. Bu profesyonel olarak siz de değilsiniz. Yani aslında çocukluktan çıktığımızdan beri değiliz. Hatta bunu özellikle söylemek istiyorum. Biz çocuklarımıza da kötülük yapıyoruz. Çünkü oyun oynarken de anı yaşıyor mu çocuklar, ben emin değilim. Biz beyin görüntülemede de bunu görüyoruz. Fakat insanın anı yaşamasının kedinin hangi parkta oyunları, yürümesinden bir farkı var. Her türlü aktivitede. Şimdi bilgisayar oyunu oynarken ben de hala çok seviyorum. Hala uçan uzay gemileri vuruyorum cep telefonumda. Bunu oynarken kaldığımız farkındalık düzeyi kedininkine çok benziyor. O anda orada, kedi de orada. Mesela parkta yürürken kedi ağaç. Aa ağaç ne güzel. Sonra kuş. Aa kuş ama ağaç gitti. Artık ağaç yok belleğinde, kuş var. Odak her kaydında eskiler gidiyor, yeniler geliyor. Oyun da biraz böyle bir farkındalık yapıyor. Bu bizim çok istediğimiz bir farkındalık değil. İnsanın an farkındalığı şöyle bir şey. Bir ressam düşünün, resim yapıyor. Siz onu dışarıdan izlerken bir beyaz bir zemine bir şeyler sürdüğünü görüyorsunuz ama bir anlam veremiyorsunuz. Fakat o kişi çok büyük bir ciddiyetle onu yapıyor. Zihnine bakın, ne var? O güne kadar öğrendiği bütün resim bilgisi, bütün teknik bilgi, bu boya işte nasıl sıkılır, nasıl kalır, o bilgi orada, geçmişe dair bilgi. Gelecekte ise belki 6 ay sonra bitecek resmin bitmiş hali. O da orada, o anda. Ki onu göremezse o fırçayı doğru yere süremez ama o anda orada olmazsa, o fırçayı nasıl, ne basınçla uygulayacağını, o boyayı ne kadar süreceğini de tespit edemez. İnsanda hiçbir canlıda olmayan, hem geçmişi hem geleceği şuradaki bir soruna odaklayan bir an bilinci var. Ve çalıştırılmazsa devreye giremeyen ve çok hızlı kaybedilen bir yetenek. Oyunda... Bu tamamen işte hayal gücünün... Oyunda en iyi tutabildiğimiz şey dikkati şimdi şurada tutmak. Ama ne oluyor? O bağımlılık haline çok hızlı geliyor. Çünkü oyunda devamlı bir ödülle orada tutuluyoruz. Halbuki bunu bir amaç için yapsanız... Kızımla satranç oynadım bu sabah. Bu yoğun çalışma yüzünden çoğunlukla... Beraber oturduğumuz evde bir araya gelemiyoruz. Satranç tahtasını getirip beni uyandırdı sabahın köründe. Satranç oynayalım diye. Dört yaşındayken ona satranç öğretmiştim. 4 yaşındaydı. Ve ondan sonra yani ara sıra oynuyoruz ama çok az oynadığımız halde işte taşların hareketlerini çok iyi anımsıyor. Her şeyi çok ve çok iyi. Ve o anda ikimizi de çok mutlu eden bir şey oldu. Çünkü... ben ona birkaç arada küçük ipuçları vermeme rağmen bir anda
çok güzel şekillendi her şey kafasında. Ve ben iyi satranç oynarım. Hatta beni bile zorlamaya başladı. Dedim ki ben hamlaşmışım yani, demek ondan, sen beni zorladığına göre falan. Bizi çok 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 mutlu etti. Sonra geldiğimiz yer, uzun süre birbirimizin taşını almadan böyle uzun bir vakit geçirdik. Tabii orada onun endişeleri vardı. Şöyle endişe, tamam tamam baba oynuyorum, tamam. Tamam ya, hayır bu öyle bir oyun değil. Burada zamanla yarışmıyoruz. İstiyorsan bütün gün, bütün bir gün de düşünebilirsin. Bak profesyoneller de böyle yapar. Aa öyle mi? Aa yani zamanla yarışmadığı bir oyun mu var ortada? Hayır hayır. Her oyuncu birbirine saygı gösterecek. Yani istediğin kadar bekleyebilecek. Falan. Bir rahatlama. Ya bu mesela ya, çok mutlu edici bir şey. Fakat yaptığınız açıklama çok doğru. Bu hayal gücünün, yani geçmişle geleceği bağlamak çok doğru. Ve başka hiçbir canlıda da yok bu arada. Evet, evet. Ama bu, bu yani bizim nöronlar arasında köprüler kurmamız ve gidip gelmemiz ve sonra artık öğrenmenin de bu olması gerekiyor. Biz öğreniyoruz çünkü ve öğrenmemizin sonu yok zaten. Tabii ve bu ki hayal gücüyle ilgili. Bu anda kalma meselesinde çocuklarımıza kötülük yapıyor muyuz? Bununla bitirmek istiyorum. Çünkü anda kalma çocukluktaki en güzel şey. Bunu da ben hatta bizim kabarede, bu Eğlence Cinayetler Kumpanyası'nda anlatırdım eskiden. Derdim ki işte bir tane sigara alırdım ağzıma. Bir ateşiniz var mı? Seyirciye soruyorum. Seyirciden birisi de çıkarıyor, bana bir çakmak veriyor. Diyorum ki çakmağınız yanıyor mu? Diyor ki yanıyor. Bir acayiplik var. Çünkü ben diyorum aynı şeyi kızımla denedim. Dedim bu çakmak yanıyor mu? Kız dedi ki salak mısın baba, yanmıyor, görmüyor musun? Halbuki sen bu çakmağın yandığını söylüyorsun. Neden? Çünkü geçmişte yanmış ve gelecekte de yanacağını düşünüyorsun. Şimdi aslında bahsettiğiniz o oyun meselesine benzemiyor aslında bu, ama çocuklarda bir anı yaşama var. Yani çocuk direkt olarak çakmağı yanıyor diyor. Bana bunu veren buradaki seyirci yanmıyor diyor. O yanıyor diyor. Yanıyor, yanmıyor. Ve anı yaşamanın, yani niye çocukken mutluyduk? Mutluyduk, anı yaşıyorduk. Şimdi artık anı yaşamıyoruz, mutsuzuz. Ya gelecekle ilgili endişelerimiz var, umutlarımızdan daha fazla. Evet. Ya da geçmişle ilgili yerinmelerimiz var. Ve ikisi de mutlu değil. Gelecek de mutlu değil, geçmiş de mutlu değil. Ama biz anı yaşayamıyoruz, ya geçmişte ya gelecekte yaşıyoruz. Demek ki mutsuzuz ve çocuklar mutlu. Bunu bozuyor muyuz? Bu ana odaklanamadığımız takdirde o dediğiniz doğru, mutsuzluk kaçınılmaz. Çünkü geçmişte de gelecekte de, İbrahim Hoca da biraz dokundu, hep olumsuzlukları ayıklayan bir zihnimiz var. Buradaki teknolojinin, mesela cerrahlarda şöyle bir etkisini görüyoruz. Oyun oynayan cerrah daha az hata yapıyor ameliyatlarda. Bir sürü deneyle gösterildi. Çünkü çok ciddi konsantrasyon devresi eğitiyor oyun. Evet. Kitleniyorsunuz. Ben mesela en son ne Quake oynadım. En son onu biliyorum. Quake sabahlara kadar, yani ölüyordum oynarken. Sene 1998. Tabii tabii. Yani geleni vur oyunlarından biri işte. Gidiyorum, sene 1998 diyerek aşağıladılar mı sizi? Tabii ben artık arkaik sayılırım yani. Arkaik sayılırım artık tabii yani. Benim oğlana söyleyeyim, o da dalga geçiyor. Hani Quake mi kaldı baba falan diye. Hatta haberi yok. İnternetten bulmuş, benimle öyle dalga geçti. Şimdi o oyunlar, onun gibi oyunlar anlık dikkati çok iyi arttırıyor, evet. Fakat hep anlatmaya çalıştığım bir şey var. Özellikle teknoloji geliştiricilere nörobiyolojiyi ya da biyolojiyi çok anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü insanın gerçekten 3,5 milyar yıllık evrimsel süreçte ve son 14 milyon yıllık insanlaşma sürecinde nasıl bir mühendislik sürecinden geçtiğini, nasıl bir elenme sürecinden geçtiğini anlarsak, yeni teknolojik inovasyonumuz insan potansiyelinde patlamaya sebep olabilir. Fakat biz şu anda insanın fareyle ve kediyle paylaştığı beyin devrelerinden para kazanmakla uğraşıyoruz. Üst zihinsel fonksiyonlar henüz hafızamıza girmiyor. Demin bahsettiğim sebeple. Varsa yoksa computation, varsa yoksa kar, varsa yoksa hız. Halbuki dert bu değil. Biz mesela şu programda bir sürü şey oturduk, konuştuk. Arkadaşlarımızla Rubero yüz yüze sizle karşı karşıya geldik. Ben ta gece kuşundan beri bildiğim bir simanın karşısında oturuyorum. Fakat şu hal başka bir hal. Bu halde yaşadığınız her türlü hormonal dönüşüm bilmem ne, 25 sene mi olmuş televizyon macerası başlayalı? 25 senedir gördüğüm bir insanın karşısına oturduğunuzda bambaşka bir şey yaşıyorsunuz. Mesela bu internetle görüşme ve gerçek hayatta görüşme arasındaki farkın çok benzeri. Bununla teknoloji olabildiği kadar birleştirecek yeni inovatif nesil nereden gelecek? Bilgisayar oynayan çocuklardan. Diyecek ki biz bir arıza yaşadık, bunu onaralım. İşte o yüzden bunlar geçiş nesli. O yüzden buraları keşfedecek birilerine ihtiyacımız var. Hocam bir şey sorabilir miyim size? Buyurun efendim. Şimdi
insanlara baktığınız zaman hani böyle konuşmanın ne kadar yararlı olduğundan bahsettik hani kişisel görüşmenin. Araştırma şunu gösteriyor ki insanların birbirine verdiği bilgi, birbirimizin konuşurken verdiğimiz bilginin %70'i vücut dilinden geliyor. %20-22'si ses tonumuzdan geliyor. %8'i sadece içindeki metinden geliyor. Şimdi bugün hepimiz böyle WhatsApp'lardan yazışırken birbirimizi yanlış anladığımız zamanlar olmuş. Evet. Bilirsiniz bunun sebebi de bizim aslında vermek istediğimiz duygu düşüncenin sadece %8'i o. %92'si orada çöpe gidiyor. Ya aslında tam olarak öyle değil. Ben 2014 senesinde bir tane linguistik workshop'una katılmıştım. Bu araştırma yapan ekipten bir kısım insan da oradaydı. Şöyle bir şey söylediler. Yani bu aslında yanlış yorumlanmış bir şey. Vücut dili verbal iletişimi %80 olarak destekliyor. Yani siz hala sözlerinizle ifade ediyorsunuz kendinizi. Ama bunun karşı tarafta anlaşılmasının en büyük destekçisi vücut dili. İşte ben onu şeye bağlamaya çalışıyordum. Şimdi bir Okan Bey siz dediniz ya insanlar e-sporda nasıl birbiriyle konuşuyorlar, birbirlerine küfür ediyorlar mı etmiyorlar mı? Çok haklısınız aslında o konuda. Çünkü internette insanların birbirine küfretmesinin maliyeti yok. Yani evet. Normalde biz yoldan geçince birbirimize çağırsak birbirimize küfretmemizin maliyeti var. Onun için bunu yapmıyoruz. Tam bunu çok destekleyen bir şey söyleyeyim. Böyle karşı karşıya geliyoruz ya, beynimizin stres sistemi aktive oluyor. Çünkü karşında tanımadığım bir adam var, pot kırarsan problem çıkar. Mesela bu arkadaşla yeni tanıştım, şimdi huyunu bilmem, suyunu bilmem. Aman temkinli ol. Araya monitörü koyayım, amigdala çalışmıyor. Monitörü koyduğunuzda evet, stres yok. O yüzden Cumhurbaşkanı'na, Donald Trump'a buradan ulaşabildiğiniz herkese saydırabiliyorsunuz. Evet. Twitter kahramanlığı buradan geliyor işte. Zaten e-spora baktığınız zaman, hani sizi destekler bir şey söyleyeceğim şimdi. Araştırma şunu gösteriyor. Bu çok fazla bir şey yaparsanız, bu e-sporda böyle normal oyunlarda böyle çok fazla yaparsanız tabii ki sıkıntılar olur. Mesela nedir bu? Fiziksel sağlık sıkıntıları olabiliyor. 10-15 saat bilgisayarda oturmanın. Oyun ortamında para harcamak çok kolay. Çünkü orada loto toto gibi sistemler var. Evet. İnsanların piyango gibi bir kutuyu açıyorsunuz, içinden inanılmaz bir şey çıkıyor. Çocuklar onu alabilmek için 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira bir bakıyorsunuz inanılmaz paralar olmuşlar. Derslerinden geri kalıyorlar, aileleriyle ilişkileri bozuyor falan. Çok yaparsanız sıkıntılar bu. Ama burada konuklarımız da dediği gibi şöyle bir şey var. Problem çözme yeteneğini bu e-spor arttırıyor. Neden? Aynı siz satranç örneği verdiniz ya, ben de Fensesindeyken oynardım. Çok severdik. Hı-hı. Benim oynadığım CSGO dediğiniz, Counter Strike dediğiniz oyun, o da bir satranç gibi bir oyun. Aynen. 5 tane insan var. Bu bir takım çalışmasını sağlıyor. Ve de şöyle düşünün, çok ilginç. Bizi 5 tane rastgele adamı aynı takıma koyuyor. Biz siz 3 dakika içerisinde hemen rolleri paylaşmak zorundasınız, iyi anlaşmak zorundasınız. Çünkü oyundan aldığınız skor iyi anlaşabildiğiniz kadar. Onun için de siz aslında gerçekten bir takım çalışması yapabilme yeteneğini ve de bunu çok hızlı bu sistemi kurabilme yeteneğini öğreniyorsunuz devamlı. Yani bunun gerçek hayatta çok faydası var. Motor becerileri artıyor. Ve de aslında Türkiye'de de bizim çok ihtiyacımız olan bir şey var. Tamamen liyakat bazlı bakın. Neden? Sizin yaptığınız her şeyi, yani hile yapamıyorsunuz, hurda yapamıyorsunuz çoğunda. Yaptığınız her şeyi takip ediliyor. Orada ve burada ne kadar başarılı olup olmadığınız, bakın arkadaşımız şampiyon olmuş. Kimse onun şampiyonluğunu sorgulayabilir mi? Arkada hile hurda var mı diyebilir mi? Diyemez. Onun için bir şaibe yaratmıyorsunuz. Ve de bunu sadece şampiyonlarda değil, averaj oyuncular için de herkesin kalibresi belli ve tamamen liyakat bazlı ve gençleri de böyle düşünmeye itiyor. O anlamda da e-sporun aslında çok fazla faydası var. Yeter. Tamam, katılıyorum. Hayata çıkarsa çok işe yarayacak. Zaman doldu. Şimdi beyefendiyle Ferit Bey zaten kendi sektöründe, kendi dünyasında, büyük dünyada, küçük bir dünya değil onunki, gayet iyi tanınan bir adam. Özür dilerim, az söz hakkı verdim. Elvan Hanım, özür dilerim, az söz hakkı verdim. Estağfurullah, ben çok konuşmuşum gibi geliyor bana ama. Yani biraz manipülatif de olmak adına herkesin beni gömeceği şeyler söyledim. Efendim hocam size çok teşekkür ederim. Hocam size de çok teşekkür ederim. Harikuladesiniz. Bir ikincisi yapılacak, devamı yapılacak bir program hakikaten. Ama zamanımız doldu, hatta fazlaca açtık galiba. Eğer kişisel bilgisayarlarınızı bırakırsanız, ki benim ekibim de böyle. Yani bir anda dönüyorum, kameralar ve ben yalnızım yani. Kimse bana bakmıyor işte. Yani evet. Pekala. Hoşça kalın. Tekrar görüşeceğiz Muhabbet Kralı'nda.